Para kedi, oğru gelin. Kedi oğru gelin. Kedi oğru gelin, tuz alın içeri. Bas, rahat ol. Kiraya falan veremirəm, ev yasmadı, kedi oğru gelin getirir. Haradan alın verim. Dedim cinayet edeyim, yatım içeride. Onlar yeter diyecekler adama. Hambal lazımdır. Sen gidip diploma alacaksan sana buna diyeceksen ki ben sana hamballık eləmirəm. Ben senin atına, itine, pişiğine, koyununa bakmak istemirəm. Ben müəlliməm, ben rəssamam, ben hüquqşünasam. Ve tabii ki aynı zamanda da aynı zamanda da milyonlar yığırlar. Sen devlet böyle bakanda kardeş həmin adam da gedir İran agentine deyir ki kardeş haranı sizden şəklini çəkim qazını İmişli'den buradan bir yer İmişli rayonuna. İmişli rayonuna şəhid atası müraciət edib 600 manat qaz pulu var. O boyda İmişli rayonu icra başçısı şəhid atasının qaz pulunu ödəyə bilmir. Şəhid atasının da imkanı yoxdur. Bugün şəhid atası qazsız oturub evdə və İmişli rayonunda icra başçısı oturub ayağını koyup ayağının üstüne. Görün ne bahane getirir. Bu deyir ki bak benim az yaşlı uşağım vardı ya buna demek iş tələb olunmur. Sosial yardım düşür. Ama bunlar sosial yardım vermek istemir. Ne deyirlər ona bilirsiniz Mehmet Xan? Sizin sığındığınız evde yaşayan atanız ve ananızın iş kabiliyeti olduğu için onlar işlemediği için size sosial yardım verebilmedi. Yani kardeş bu ayrı ailelerdir. Bir aile başka aileni ağuşuna götürüb. Yani sen nece buna vermiyorsun? Sen atanla anan işlemir diye biz sana sosyal yardım vermirik. Yani çık küçədə qal, biz sana 200 manat yardım verir. Böyle bir şey mümkündür. Bizim öz, bizim öz qohumlarımızın birinin başına gələn hadisən mən deyim. Müraciət edib sosyal yardım almağa 4 uşaq 6 nəfərdilər gəlir yerləri yoxdur. Neçə ay gözləyiblər Sahil müəllim baba evin Əlahəzrət ne deyir o qeyd alanları gəlib bunların evlərinin şəraitini yoxlamalılar ki bunlara sosial yardım düşür ya yox. Həmin onlardan baskın ediblər evə bir gün o hər dəfə deyirəm gəlirlər görürlər qaynatası yatıb orada. Qaynatası da bunlara qonaq gəlibmiş. Deyir aha siz burada göstərmişsiniz 6 nəfər evdə 7 nəfər var sizə sosial yardım düşmür. Deyir bana qonaq gəlib qaynatam da evdə yatıb nə var yox evdə sizə düşmür. Yəni bəsdir belə bir abırçılıqlarla təbii ki dövlət də inkişaf eləməz. Bəzi küçələrə gedəndə görürsən ki o zombi kimi cavanlar biri göyə baxır oluyor, biri yerdə sürünür. Yəni bizim gənciyi niyə bunu yaşamalıdır? Hansı 3-5 dəyyus pul qazanacaq deyə gənciyimiz niyə məhv olmalıdır? Ya, biz adiləşdirəcəklər biz buna qarşı mübarizəni qətləşdirməsək ne eləmək mübarizəni iki yol var bir profilaktikdir bunun qarşısını almaq yəni gənclərimizə tərbiyə vermək əxlaq öyrətmək milli mənəvi dəyərlər üzərində böyütmək dini başa salmaq bunların haram olduğunu başa salmaq ikinci bir tərəfdən də bu narkotik tacirlərinə bu ölüm tacirlərinə imkan verməmək. Yəni mən baxın tutublar, Məhəmməd xan, tutublar üstündə 5 kilo qıra. Bunu nəyə tutursan gülləni vur başına denən ki öldü. Ömürlük və ölüm hökmü ver görüm kim gətirir. Yəni fərqi yoxdur. Kişisi, qadını, yaşlısı, qoca bu işdən məşğul olan hamı məsələn Şərqi Asiya ölkələrində səbəblərimiz bir çoxunda ömürlükdür. Ölüm cəzası belə var dəlli bir miqdardan sonra. Məsələn 1 kilodan artıq 1 kilo 1000 qramdır. Mən sizə deyim təqribən baxın təqribi özünüz siz hesablayın. 1 qram narkotikdən 10 dəfə istifadə olunur. 10 dəfə o iynə deyilir 10 dəfə 1 qramdan. İndi fikirləşin 1 kilonun içində 1000 qram var. 1000 qramda vurun ona nə qədər elədi? 10.000 10.000 adamı zəhərləyirsən sən 1 kilo ilə. 1 kiloda balaca dəftəri oxşu. Yəni bu onların haram xoşu olsun burunlarından gəlsin. Yəni ya əvvəl axır bu dünyada da cavab verəcəklər. Əgər bu dünyada bu və digər səbəbdən belə deyək cəzasız qaçıb öləcəklərsə Allah qarşısında cavab verəcəklər. Ki burdan bu qədər qan qarış, bu qədər nifrət qazanıb o pullara aparıb yatırdı sizə Fransaya, Londona. Orada qapılarda sürünəcəksiniz, qaytarmayacaqlar pullarınızı. Elə günahı cəzası üzərinizdə qalacaq, pulları da yiyə bilməyəcəksiniz inşallah. Mələt xan, nə 100 il kimdir yaşayan, 65 yaşa çatmır, kişilərin 45%. Bunların gözləri, qulaqları, qəlbləri möhürlənib. Bunlar bilmirlər, evlərinin içində, baxın, evlərinin içində evlatları o köpük qusanda narkotikdən, onda ağılları başlarına gələcək ki, biz cəmatın balasının başına ne oynatmış? Para bakır bunlar.
Pensiyoner kişi evinde oturur, ne bu oynadan gelip hambal pazarına durur. Bir dakika değer, diğer söz söylerdim, bir dakika. Değer 70 maaştan. Sosyal yardım var mı? Beş yanlardan sotta döylem. Beş yanından gelirim yok, pensiyem yok. He bir dakika değer lan. Pensiyem yok, torpağım yok. Hanım benim sosyal yardımım. Sağ ol, şu ahırımız ne olacak? Evvelimiz ne olup ki ahırımızda ne ola? 75 tane oğlan var burada. Hansının cibinde pulu var? Özüm bağışlayabilmirim. Ölürüm ben hava hazırda. Şöyle pulunuz var cibinde? Yok. Değil abi, niye demiyorsunuz? Tokların harcılardan haberi yoktu. Allah Allah. Bunu millet görmüyor. Böyle buradan avtotrasından başından geçiyor. Hükümet geçiyor. Hanı bez? Görmüyor bu cemaat ağzından kırılır. Yok ya, bu ülke başçı buradan kesenin yol bağlıyla tamatı yıkırlar. Ha? Kıymet kalkmasından, pul kalkmasından. Bizim hiç siyasında yok. Hambal hiç siyasında yoktu. Millet ağzından kırılır. Bildim ben, şimdi ahırımız ne olacak? Ahırımız yok, o ahırı kalan bilecek. Ahırımız nerede? Ahırı kalan bilecek. Ne nedir ahırımız? Nedir, sözümüzün değerinde polisler bizi dövür. Bağlı. Salır tüpün kanının altından deli çıkın geldin buradan. Ben bu boyda hükümetini görmüyor. Kim millet burada şimdi öyle, cimde bir maaş pulu yoktu. Çöreği almağa. Görmüyor. Kredite değil. Değerler getiriyor, hükümete kredite de. Neyle ödeyeyim? İşleyersen ödeyesin de kardeş. İşlemezsen ben 111 maaş pensiye alam. Aparı bana vereceğim, özüm yiyeceğim. Milleti, bir asıllandırmaktansa bir daha muharebe etsin, geçsin bunlar kırılsın amca orada. Kardeş, böyle ölümden sonra, yine Karabağ'a öyle, bir eşi kırıldı. Bastım, yaşayamıyorum. Sarp elanıyorum. Ne daha şimdi ne kadar kaldırır burada? Millet, bir tane çöreğe göre birbirini kırırlar. Haberiniz yoktu onlar. Para kolumu bir dolar kaldırma. Vicdan hakkı haberiniz yoktu. Sen ben milli pulumu verin. 2 manat puldan öteri millet birbirini kırıyor. Bu boyda zaman. Millet her zaman yıkıştır. Yıkıştır. Ne yıkıştır he? Hareket edin. Oğru geliyor. Gelin oğru geliyor. Gelin oğru geliyor. Kusalı seri. Bas zaten. Kiraya pulan veren miyim? Ev yasım adet gelin oğru geliyor getirmiyor. Hardan alın verim. Gelin cinayet edeyim. Yatım içeride. Onlar yeter diyecekler adama. Yalan değil he? Gelecek ki cinayetin sayı artır. Niye artır? İşsizlikten. İşsizlikten artır. Beni. Bakı'da ya, mektebin, otelin sayını artırmasın. Türmeye sayını artırsın. Zamat geçsin içeriye. Kalında yer yoktu. Cibinde pulu olmayan oğra şakşın betrinden gezir ne bileyim kimse vurup bakışıyordu. Dağıtıp zapraskada. Bu niye elemir? Ben niye elemirem? Azından öğrene millet. Pul olmayan uğraş 150 bine besliyorsun lan 500 bine. Bir madde gibi yumurta sasker yeri şey nisiye. Onu Allah götür. Sen ne istedin? Var dövlet istedin. Milyon istedin. Sen ne istediğim oldu ki? Mene kardeş aileme çörek pul aparım akşam evime. Bu boyda İstanbul'dan çıkan var dövleti. Bu boyda güya prensiz aparatından bunlar görmüşsün millet burada açtı. Çor döller ha. Hamsinin cibi doldu. Cemaatin cibi boştu. Cenab prensiz İlham Əliyev olmasa vicdanıma and olsun, and olsun bizi yaradan Allah'a. Bütün o memurlar var ha, onun böğründe oturanlar, o prens aparatından satır giyerler.